Merhabalar, Kaptan Neşik kanalına hoş geldiniz. Bu menümde oldukça farklı tariflerle geldim karşınıza. Osmanlı mutfağından şahane bir e, çorba yapacağız. Farklı bir çorba olacak, badem çorbası. Seveceğinizi düşündüğüm çorbalardan bir tanesi olacak. Ana yemek olarak da soğan dolması yapacağız bildiğimiz dolmalardan biraz farklı bir iç hazırlayacağız. Çok zengin, oldukça lezzetli bir içle. E her yemeğimize lezzet veren soğanımız bu sefer başrolde olacak ve soğan dolması, soğan ya da soğan sarması yapacağız. Tatlı olarak da yine Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi olan Kadayıfla değişik bir tarif yapacağız. Kadayıfı fincanlarda hazırlayıp pişireceğiz. Çıtır çıtır şerbetini tam çeken cevizle oldukça güzel bir tatlı olacak. İsterseniz şimdi tüm tariflere detaylı olarak bakalım. İyi seyirler dilerim. Osmanlı Saray Mutfağı'nın nadide lezzetlerinden biri olan badem çorbası tarifi vereceğim. Oldukça farklı ama bir o kadar da lezzetli bir çorbadır. Ee, şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle 150 gram çiğ badem kullanacağız. Çiğ bademlerimizin tamamını bir kasenin içerisine alın ve içerisine üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edin. Bu şekilde çiğ bademlerin e, üzerindeki o kabukları çıkartacağız. Bir 10 dakikanın sonunda artık kabuklar çıkmaya hazırdır. Elinizde videoda gördüğünüz gibi e, şu şekilde kabuğu sıyırarak hemen çıkarabilirsiniz. Tüm bademlerimizin kabuklarını bu şekilde çıkaracağız. Kabuklarını çıkardıktan sonra e, bir içlerinden 10 tanesini kadar ayırın. Onları üzerine sos yapmak için kullanacağız. Diğer kısmını ise rondonun içerisine alın ve e, un haline getirin. Yalnız burada bir püf nokta var. Çok fazla geçirirseniz eğer rondodan e, yağı dışarıya yağını dışarıya verecektir ve istediğimiz gibi böyle tam pütür pütürlü bir hal almayacaktır. Onu çok fazla geçirmeden un haline getirin. Ardından 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve içerisine 1 yemek kaşığı tepeleme unu ilave edip kavurun. Unumuz kokusu çıkana kadar kavrulduktan sonra içerisine az evvel öğüttüğümüz bademlerimizi ilave edeceğiz. Bir de e, bademlerimizi kavuracağız şimdi bu tereyağlı unumuzun içerisinde. Yine bademlerin kokusu çıkana kadar kavurun. Yaklaşık birkaç dakika sürecektir bu. Böyle hafif yağını vermeye başladığı zaman bademler e, istediğimiz işlem olmuş demektir. Şimdi içerisine 2 e, su bardağı süt ilave edeceğiz. Yalnız sütü azar azar ilave edin. Topaklanmayı önlemek için e, sütü azar azar karıştıra karıştıra ilave edelim. tamamen kaynayana kadar karıştıracağız sonradan içerisine e, tavuk suyu ilave edeceğiz özellikle bu çorbada tavuk suyunu tavsiye ediyorum yine 2 su bardağı tavuk suyunu da ilave edip tekrar kaynayana kadar karıştırmalıyız kaynamaya çıkmadan önce baharatlarını ilave edelim tuz karabiber ve bu çorbaya özel olarak Yeni bahar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yarım çay kaşığı kadar yeni bahar veyahut muskat bulabilirseniz Muskat rendesi çok güzel olacaktır bu çorbada. Şimdi o kaynarken biz de çorbamızın sosunu yapacağız. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını eritin. Ve içerisine ayırdığımız 10 tane bademi doğrayarak ilave edin. Bademler yağını verene kadar bir güzel kavurun. Bu da çorbamızın sosu olacak. Çorbayı 5 dakika kadar kaynara çıktıktan sonra 5 dakika alt kısık ateşte kaynatmamız yeterlidir. Çorbamız hazır servise. Üzerinin sosunu da döküp artık afiyetle yiyebiliriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Değişik bir tarif olmasını istedim. Türk mutfağından özel bir lezzet seçmek istedim sizin için. Şimdiden deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanları ise afiyetler olsun. Bu videomda sizlere oldukça lezzetli bir yemek tarifi vermek istiyorum. Soğan kebabı yapacağız, soğan dolması da diyebiliriz. Soğanlarımızı doldurup pişireceğiz. E, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri ve damak tadımıza çok uygun bir tat. Evimizde sık sık yaptığımız söylenemez, e, ama bir kere denediğiniz zaman en sevdiğiniz yemekler arasına girecektir inanın. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle yarım kilo kuşbaşı et kullanacağız. Yalnız kuşbaşından biraz daha ufak ufak doğratın etinizi. Bu bir püf noktasıdır. Çok iri olmayacak, küçük saç kavurmalık et olacak. Etimizin içerisine bir tutam maydanoz, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 3 adet yeşil biber, 3 adet de domatesi minik minik doğrayacağız ve e, ilave edeceğiz. Ardından içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tepeleme yemek kaşığı salça ve baharatlarımızı koyacağız. Baharatlarımız e, kimyon, nane, pul biber, karabiber ve kekik, e, arzu ettiğiniz miktarda ayarlayabilirsiniz. Tuzunu da yine e, ekliyoruz bu aşamada. Bu bizim dolmamızın iç harcı. E, hem çok lezzetli gördüğünüz gibi, üstelik de oldukça zengin bir harç. Güzelce karıştıracağız. E, i̇yice birbirine geçtiğinden emin olduğumuz zaman, şimdi soğanlarımızı pişirme kısmına geçelim saracağımız soğanlarda da 3 tane iri boy soğan kullandım ben yeterli oldu soğanları şöyle ortasına gelecek kadar yarım şekilde kesiyorum videoda gördüğünüz gibi böylece açılacak bir kaynar suyun içerisine ilave ettim ve 10 dakika kadar kaynattım soğanların iriliğine göre kaynama süresi değişecektir siz soğanın pişip pişmediğine göre ayarlayın gördüğünüz gibi piştiği için ve ortadan da yardığımız için soğanlar kolayca ayrılıyor yapraklarına. Tüm bu soğanlarımızın yapraklarını ayıralım ve bundan sonra pişirme doldurma kısmına geçelim. İşte bu kadar basit aslında yemeğimizin ana teması. Harcımızı ayrı bir yerde hazırladık. Soğanlarımızı ayrı bir yerde pişirdik. Şimdi bunları birleştireceğiz. Her soğan yaprağımızın içerisine hazırladığımız iç harçtan koyalım ve birbirlerine böyle sıkı sıkı gelecek şekilde soğanlarımızı tencereye yerleştirelim. Tencerenizi böyle geniş bir tencere tercih ederseniz soğanların hepsi daha Eşit şekilde pişecektir. Tüm soğanları doldurduktan sonra içerine, içi, e, tencerenin içerisine, üzerini geçecek kadar hafif su ilave ediyoruz. Ben harç yaptığım kabın içerisine su koyuyorum, e, öyle ilave ediyorum tencereye. Böylece o harcın içerisindeki yağı da kullanmış oluyoruz. Üzerine bir kapak kapatın, örtün. Ee, ve kaynara çıkana kadar harlı ateşte sonra kısık ateşte güzelce pişirin yaklaşık bir 40 dakika kadar pişmesi gerekecek e, soğan dolmalarımızın piştikten sonra servise hazırdır ben suyuna salça koymadım az salçalı yaptım ama siz arzu ederseniz pişirme suyuna da salça koyabilirsiniz böylece daha salçalı kırmızı bir yemek olur elbette şimdi bir de size dolmanın iç kısmını göstermek istiyorum. Ben çekimde güneş ışığından faydalanabilmek adına biraz az pişirdim ama size verdiğim sürelerde pişirdiğinizde çok daha e, tam kıvamında lezzetli bir pişme şekli olacaktır. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Soğan dolması gerçekten e, güzel yemeklerden bir tanesidir. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın yapacağım. Birkaç dakika içerisinde yapıp fırına verebileceğiniz porsiyonluk ikram etmesi kolay görseli olay bir tarif olacak inşallah. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Gerekli olan tüm malzemeleri infobox kısmında belirttim. 300 gram kadayıf kullanacağız bu tarifimiz için ve bir orta boy fincana ihtiyacımız var. Kadayıfımızdan bir tutam alıp fincanın alt kısmını elimizde güzelce bastıralım öncelikle iyi bir şekilde bastırırsak e, tam bir kalıp olarak çıkacaktır fincandan üst kısmı daha iyi olur ve bir su bardağı dövülmüş ceviz kullanacağız cebimiz cevizimizden iki tatlı kaşığı alıp kadayıflarımızın üzerine dökelim ve tekrar kadayıftan bir tutam alıp bu cevizlerin üzerine kapatalım ve sıkıca bastıralım iyice bastırmakta fayda var çünkü sıkıca bastırdığımız zaman hepsi bütünleşecektir ve fincandan bir bütün olarak çıkacaktır. Şimdi çıkış kısmında göstermek istiyorum. İyice bastırdığımız için gördüğünüz gibi fincandan bir kalıp şeklinde çıktı. Tekrar hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bir tutam alıp içine bastırıyoruz güzelce. 2 tatlı kaşığı dövülmüş cevizimizden koyuyoruz. Ve tekrar bir tutam alıp üstüne iyice bastırıyoruz ve altı yağlanmış bir fırın tepsisine, borcama hangisini kullanırsanız bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Fırın tepsimizin altını yağlamayı unutmayalım. Sonra üzerine erittiğimiz 150 gram tereyağını tüm kadayıfların her tarafına gelecek şekilde dökelim. Verdiğim ölçülerden yaklaşık 10 tane kadayıf topu çıkacaktır. Kadayıf toplarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Benim tereyağımda tortular olduğu için üzerinde hafif yanıklar oldu. Tereyağının tortusunu tök, dökmezseniz bu yanıklar da olmayacaktır. Tatlımız soğurken biz şerbetimizi yapabiliriz artık. 1,5 su bardağı şekere 2 su bardağı su ilave edelim ve karıştırarak kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynara çıktığı zaman içerisine bir dilim limon ekleyelim ve 10 dakika kadar bu şekilde kaynatalım şerbetimizi. Bu 10 dakikanın sonunda ocağı kapatıp birkaç dakika dinlenmeye bırakalım. Bu tarifte tatlımız soğuk, şerbetimiz sıcak olacak. Şerbeti tüm kadayıfların üzerine gelecek şekilde dökelim ve soğuduktan sonra servise hazır demektir. Şimdiden yapacak olan arkadaşlar.